Şu anda Mevlana Kavşağı'ndayız. Bu kavşağın bulunduğu yer Ordu'yu Sivas iline bağlayan, aynı zamanda Ulubey, Gürgentepe ilçelerine bağlayan önemli bir yol güzergahı burası. Biz kavşak çalışmalarımız kapsamında Mevlana Kavşağı'nda düzenliyoruz. Ordu'nun genel bir sorunu var. Sayın Bakanımız da bunu ilk geldiği andan itibaren tespit etmiş durumda. Ordu'da trafik ışıklarında kırmızı ışık sayısı çok fazla. Sağ dönüşlerde devamlı ışıklardan kaynaklı insanlar devamlı trafikte beklemek zorunda kalıyor. Bu sebeple de Ordu'nun kendi içerisinde bir trafik sıkışıklığı söz konusu. Bu kavşak çalışmalarıyla birlikte kırmızı ışık sayısını azaltıp yeşil ışık sayısı artırılıyor. Sağ dönüşlerde kontrollü sağ dönüş şeklinde çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda kavşaklardaki büyük olan kavşaklar daha daraltılarak aynı zamanda bekleme cepleri haline getiriliyor. Bu şekilde kırmızı ışık sayısı ya tamamen kaldırılıyor veya azaltılıyor. Sarı ışık ve yeşil ışık sayı ve süreleri uzatılıyor. Bu şekilde biz Ordu trafiğine bir rahatlama amaçlıyoruz. Şu anda bulunduğumuz kavşakta bir proje çizilmişti. Ancak bu projede şu anda arkamda görmüş olduğunuz 3 tane büyük ağacın ve öndeki bazı ağaçların da kesilmesi proje kapsamındaydı. Sayın Bakanımız da konuyu istişare ettik. Kendisi kesinlikle herhangi bir ağacın kesilmemesini projenin ağaçlara göre dizayn edilmesi talimatını verdi. Şu anda burada sabahleyin bir çalışma vardı ancak çalışma şu anda durdu. Sebebi de bu ağaçlara göre projeyi tekrar dizayn etmek. Arkadaki ağaçlar kesinlikle kesilmeyecek. Bu etapta görmüş olduğunuz küçük ağaçları ise kökleriyle beraber, toprağıyla beraber söküp daha uygun yerlere, daha güzel yerlere taşıyacağız.